William Shakespeare. William Shakespeare was born in Stratford on April 23, 1564. William Shakespeare 1564 yılında Nisan'ın 23'ünde Stratford'da doğdu. His father, John Shakespeare, was an important man in the town. William did not come from a poor family. Onun babası John Shakespeare kimdir? Şehirde önemli bir adam idi. William fakir bir aileden gelmiyordu. When he was 18, o 18 yaşında iken William married Anne Hathaway in Stratford. Stratford'da Anne Hathaway ile evlendi. William 18 yaşındayken evlendi. But he didn't want to stay there. But ancak he did not want, o istemedi, to stay, kalmak there, orada. Nerede? Stratford'da. He wanted to be an actor. O aktör olmak istedi. And the best theaters were in London. Ve Londra'daki en iyi tiyatrocu ve aktör olmak istedi. So, bundan dolayı, bu yüzden 1587 yılında William Londra'ya gitti. Go fiilinin ikinci hali. Go, went. Where, öyle mekan ki, öyle yer ki. Şimdi Londra'yı belirten bir sıfat cümlesi geliyor. He worked, çalıştı, as an actor, bir aktör olarak, bir aktör olarak çalıştı. In a theater called Rose, Rose ismiyle bilinen, isimlendirilen bir tiyatroda aktör olarak çalıştığı Londra'ya gitti. Yani bu bütün bu mekan neredeymiş? Londra'daymış. He began to write plays for the actors. He began, o başladı. Begin fiilinin, şurada i harfi, a yerine i koyun. Onun ikinci hali, başlamak, başladı. To write, yazmaya başladı. Plays, oyunlar yazmaya başladı, aktörler için. He wrote Romeo and Juliet. O, Romeo ve Juliet'i yazdı. Julius Caesar, Richard II, Antony and Cleopatra and many more. Ve daha fazlası. Bu saydıklarından daha fazlasını ne yaptı? He wrote, o yazdı. Everyone liked his plays and he became famous. Herkes onun oyunlarını beğendi ve ünlü oldu. When James, yani kimdi James? Ha, bu başka birisi, ben babası zannettim, John. James first became king 1603. 1603 yılında birinci James kral olduğu zaman Shakespeare worked for him. Shakespeare onun için çalıştı. Şimdi biz örneğin krallar hakkında konuştuğumuzda işte James first, bakın burada Richard Second vardı aynı şekilde. Yani ikinci Richard veya birinci James. Biz ne diyoruz? İkinci Abdülhamit, üçüncü Osman, ikinci İbrahim, ikinci Murat. Biz kaçıncı olduğunu başta söyleyip daha sonra kişinin ismini söylüyoruz. Ancak İngilizce'de tam tersi. Önce kişiyi, sonra kaçıncı olduğu söyleniyor. Shakespeare 1603 yılında James, birinci James kral olunca onun için çalışmaya başladı. And performed his plays for the king and his friends. Ve oyunlarını perform etti. Yani uyguladı, oynadı, tatbik etti. For the king, kral için. Ve and his friends, ve onun arkadaşları için. He also worked at the famous Globe Theatre. O ayrıca ünlü dünya tiyatrosu, küre tiyatrosunda çalıştı. This theater presented his last play. Bu tiyatro onun son oyunu olan 8. Henry son oyununu
Ne yaptı? Presented, sundu. There was a gun in this play. Bu oyunda bir silah vardı. And fire from the gun burnt the theater down. Silahtan çıkan ateş tiyatroyu ne yaptı? Yaktı. 1610 yılında Shakespeare went back to Stratford. Stratford'a gitti. Go back, went back. He wanted to live there. Orada yaşamak istedi. Kiminle? With his family, ailesiyle birlikte. But he died on April 23rd. O 1610 yılında Nisan'ın 23'ünde vefat etti. Yani doğduğu gün vefat etti. He was only 46 years old. O sadece 46 yaşında idi. Sorularımıza geçelim. How old was Shakespeare when he got married? Shakespeare evlendiğinde kaç yaşındaydı? 18 yaşındaydı. What was his wife's name? Onun eşinin ismi nedir? Onun eşinin ismi Anne Hathaway. Why did Shakespeare go to London? Shakespeare Londra'ya niçin gitti? Bir aktör olmak için gitti. Başka sanki bir şey daha vardı. Ve şu bilgi de yazabiliriz. Londra'daki en iyi tiyatrocu olmak için gitti. What was the name of the first theater he worked in? Onun ilk defa çalıştığı tiyatronun ismi neydi? The Rose, Londra'da. What was he famous for? Onun neyi meşhurdu? O neyiyle meşhurdu? Neyiyle meşhurdu? For his plays, oyunlarıyla meşhurdu diye söyleyebiliriz. İkinci alıştırmamız, fill in the table with what happened in Shakespeare's life in these years. Write only one thing. Aşağıdaki boşlukları doldur. Öyle boşluklar ki Shakespeare'in yaşamında olan yıllarda bu şeyler oldu. O şeylerle doldur. Sadece bir kelime yaz. 1564 yılında ne oldu? Shakespeare was burned diyebiliriz. 1564 yılında doğdu. 1582'de ne oldu? 1582'de şimdi parçada açıkça 1582 yok. O halde ne yapacağız? Demek ki bizden hesap yapmamızı istiyor. 1564 yılına 18 eklediğimiz zaman onun evlendiği tarih çıkar. 1582. O zaman buraya da married yazacağız. William Shakespeare married. 1587'de ne olmuş? 1587'de William Londra'ya gitmiş. William went to London diyebiliriz. 1603 yılında James became king yazabiliriz. 1610 yılında William Shakespeare died şeklinde söyleyebiliriz. 1610 yılında da vefat etti.